Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda son zamanlarda yapmış olduğum ufak alışverişimi sizlere göstermek istiyorum. Şimdi ilk olarak ufak parçalardan başlayacağım. English Home'un online sitesinden bu çay tabaklarını almıştım. Eğer eski videolarımı takip ediyorsanız daha önce de bu çay tabaklarının bardağını almıştım. Fiyatı yine 6 tanesi 9.90'dı. O zamanlar çay tabağını almamıştım. Fakat geçtiğimiz günlerde online'da güzel bir indirim vardı. Ben de bu çay tabaklarını hemen almak istedim. Fiyatı 9.99. Mavi, mor bir de yeşil rengi vardı yanılmıyorsam. Ben mavi olanını tercih ettim. Bildiğiniz gibi benim mavili servis tabaklarım var. Pasta tabaklarım var. Onlarla birlikte takım olur diye düşündüm. Ve şöyle göstereyim. Bence çok güzel bir mavi. Buzlu cam. Diğerlerini açmayacağım. Zaten aynısı. Bunlardan 6 tane var. Fiyatı 9.90. Bakın kutusunda böyle. Artık English Home'da aldığımız ürünler bu şekilde etiketleri kapalı geliyor. Bence güzel düşünülmüş. Hediye vesaire aldığımızda etiketinin gözükmemesi daha iyi olur. Bu da bu şekilde. Böyle kendimce bir takım oluşturmuş oldum. Bunu kapatalım. Daha sonra bana hediye gelen bir ürün var elimde. Bu da çok sevdiğim bir yengemden bana hediye olarak geldi. Gayet güzel Paşa Bahçe'nin bir tabağı. Şöyle desenini size gösterebilir miyim? Böyle yapraklar vesaire var üzerinde. Gayet güzel. Şimdi geçelim asıl ürünlere. Şunu da buradan alayım. İlk olarak ütümü göstereyim. Kahve makinesini en sona bırakmak istiyorum. Ütümü Vestel'den tercih ettim. Online aldım. Tabi biz defalarca açtığımız için kutusu vesaire zedelendi. Tamamen biz yaptık bunu. En iyisi ben önce açayım, ondan sonra göstereyim. Ütüyü kutudan çıkarttım ama size modelini göstermek istiyorum. Vestel'in Quartz modeli. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi böyle led bir ekranı var. Nano seramik taban. Buhar deliği, 101 buhar deliği. Vesaire vesaire. Gayet güzel bir ütü. Ben rengini vesaire çok sevdim. Bu da bu şekilde. Şimdi ütüyü göstermek istiyorum. Evet, şimdi ütüyü size genel hatlarıyla şöyle bir göstermek istiyorum. Bu kısımları siyah. Sadece şu kısmı renkli. Ütü gayet güzel. Tabanı bu şekilde. Vestel'in Quartz modeli dediğim gibi. Şurada bir su bitti uyarı ışığı var. Şöyle bilmiyorum kamerada gözüküyor mu okuyabiliyor musunuz? Su bitti yazıyor. Su bittiğinde burası uyarı veriyor. Burada yine çeşitli fonksiyonları, menüleri, programları var daha doğrusu. Burada led ekranı. Burada yine buhar püskürtücüsü, su püskürtücüsü. Burada yine bir ayarı var. Suyu buradan dolduruyorsunuz. Bu kısmında yine çeşitli özellikleri yazıyor. Okuyayım isterseniz. Otomatik kapanma, kireç önleyici, damlatma emniyeti, kendi kendini temizleme, dikey buhar, boş su tankı göstergesi, sürekli buhar ve şok buhar özelliği var. Şöyle bir tutarsam daha iyi görebilirsiniz. İsterseniz bir fişe takalım. Bu led ekranı vesaire siz de görmüş olun. Zaten hemen yanımda priz de var. Şöyle fazla kablosunu açmak istememiştim ama yine açtım. Şöyle bir fişe takalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde ekranı. İşte programları buradan değiştirebiliyorsunuz. Artı, eksi, aşağı, yukarı. Burada yine su bitti, ışığı yanıyor. Yani içinde su olmadığını gösteriyor. Evet, bu şekilde. Kapatalım şimdi. Bakıyorum. Hemen ısınmaya başlamış bile. Şimdi kahve makinesine geçelim. Bu arada içerisinden bir de böyle su kabı çıkıyor. Bunu göstermeyi unutmuşum. Ve kullanım kılavuzu. İçinden çıkanlar bu şekilde. Ürün gayet güzel paketlenmişti. Sanırım ben bunu hepsi buradan aldım.
Yanılmıyorsam. Çünkü bu aralar çok fazla alışveriş yapıyorum. Artık hangisini hangi siteden aldığımı gerçekten karıştırıyorum. Dediğim gibi bir tane kullanma kılavuzu ve su kabı var. Şimdi kahve makinesine geçelim. Kahve makinemi uzun uğraşlar sonucu Hatır'da almaya karar verdim. Karaca'nın Hatır modelini. Gerçekten çok fazla araştırdım. Okka ile ikisi arasında gidip geldim. Ama en son Karaca'nın sitesinde bu kahve makineleri 299 liraya düşmüştü. Ve ayrıca 250 lira ve üzeri alışverişlerde 30 TL indirim kodu vardı. Yani gayet uygun bir fiyata bana gelmiş oldu. Renk olarak tercihim bu renk oldu. Bu Purple Gold diye geçiyordu sanırım. Diğer renklerini de merak ederseniz şu şekilde. Benimki bu kırmızısı ve diğer renkleri. Çoğunlukla herkes Rose Gold vesaire tercih ediyor. Ama ben biraz değişik olsun dedim. Bildiğiniz gibi çok fazla renkli mutfak küçük ev aletlerim yok. Zaten bunun için ayrı bir kahve köşesi yapacağım. O yüzden oraya bir renk katar diye düşündüm. Biraz fazla konuştum. Ama yine özelliklerinden kısaca bir bahsedip hemen size açacağım. İdeal pişirme ısısı, taşmayı önleyici sistem, otomatik kapanma ve kolay temizleme. Tek seferde 5 kahve yapabilme özelliği var diyor. Ben ilk aldığımda yani geldiğinde denemek için kahve yaptım. Gayet güzel olmuştu. O zaman 3 kişiydik. 3 tane yaptım ve bayağı da daha da kahve yapabilirdi. Yani bu gerçi sizin kahve fincanınızın boyutuna göre de değişebilir. Ama benim fincanlarımla 5 tane kahveyi kolaylıkla yapabiliyor. Hemen açalım bence artık. Eğer bununla ilgili bir inceleme videosu çekmemi isterseniz yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Sizin için bir tane kahve yapıp videosunu çekebilirim. Çünkü ben de almadan önce internette oldukça araştırma yapıyordum bu konuyla ilgili. Fakat yeterli bilgi bulamadım. Belki benim gibi araştıranlara bir faydası olur bu videonun. Ben şimdi kahve makinesini çıkartayım. Sizlere öyle göstermeye devam edeceğim. Evet, kahve makinesini kutusundan çıkarttım. Sanırım burada rengi biraz farklı gözüküyor ama vişne çürüğü gibi diyeyim ben size. Tam kırmızı değil. Benim çok hoşuma gitti tabii ki. İçerisinden böyle bir ölçü kaşığı çıkıyor. Gördüğünüz gibi içinde bir ölçülük yani bir fincana bu ölçü kadar kahve koymanız gerektiğini yazıyor. Gerçekten bu ölçüyle yaptığınızda kahveniz tam kıvamında oluyor. Oldukça büyük geniş bir haznesi var. Pişirme haznesi. Ayrıca çift taraflı olması da çok güzel olmuş. Hangi elinizdeyse veya fincan ne taraftaysa o tarafa rahatlıkla dökebiliyorsunuz. Kullanım kolaylığı sağlıyor. Bu şekilde. Maksimum kapasitesi buraya kadar en fazla doldurabiliyorsunuz. Oldukça büyük bir iç hacme sahip. Bu şekilde tık diye bir ses çıkıyor koyduğunuzda. Bu buraya oturduğu anlamına geliyor. Fişe taktığınızda burası yanıp sönüyor ve bittiğinde sesli led uyarısı yine mevcut. Gayet güzel. Ben çok beğendim. Dediğim gibi uzun uğraşlar sonucu aldım. Eğer inceleme videosu istiyorsanız sizler için çekebilirim. Başka anlatacağım bir şey kalmadı sanırım. Videom bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ve işin en sıkıcı kısmı tabii ki bunları toplamak. Tabii onları toplamak. Çünkü annen toplamayacak. Annen toplarsa olmayacak değil mi? Evet. Yani. Hadi gel yardım et. Yani çok edeyim. Tabii ki edeyim. Geliyorum. Benim için de en Bu sıkıcı nereden an bu an. çıkmıştı ki? Ver yanlış atlayalım da. Ne yapması? O oradan mı çıktı? Hiç emin değilim şu an. Bilmiyorum bunun altına mı koyacağız, sıkacağız. Hayır, bu üstüne. Bu nereden çıktı? Yanlarında da oynamasın diye. Üstünde de vardı ama. Ben bir şekilde bir şey yapacağım işte. Düzeltmeyeceğim. Bir dakika, ben de bir Nerede? bakayım. Oldu, oldu. Ha, tamam işte. Tamam, çok da güzel oldu. Tamamdır. Bir daha açma sakın. Kahve Toplaması çok videosu çekersek açacağız. O zaman açarsın. Bir dakika ama. Bunları güzel kapat da çeyizde giderken. Bu ütünü. Bu ikisi. Tamam.
Tamam canım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Buyur tatlım. Aa, içine bunu koymadık, üzgünüm. Aa, garanti belgesi asla olmaz. Karacan'ın ürünleri bana çok güzel ama. Ben seviyorum. Ütü yalnız bu arada hala sıcak anne. Baksana. Ciddi mi sıcak? Aa, evet. Vallahi ütü yapacağım. Yakacaksın altını. Yok canım, yanar mı? Çalışmıyor da bayağı hala sıcak. Anında ısınıyor, güzelmiş. Demek ki güzel ve kötü. Isınır tabii. Bu kadar.